Yine gelecekler ama. Temelli gitmediler. Azaltarak bırakma hesabı. Tamam. Her gün sorun çıkarmasınlar da. Yok. Ha. Bu arada bir de telefon numarası sordular abi. Bak bu numara. Nurgül diye birine kayıtlıymış. Nurgül? Ha şu yeni kız. O Buse değil miydi? Ya, çalışırken Buse. Telefonu ben aldım ona. Elimin altında olsun diye. Niye soruyorlar? Ulan bir işler çeviriyor olmasın mı? Yok yok abi, bir kayıp vakası var. Başkasını arıyorlar, bu numaraya ulaşmışlar. Yani akrabası, babası falan mı diye. Vallahi benim bildiğim kimi kimsesi yok. Bir anası vardı, o da rahmetli oldu. Neyse, sorarım ben bir ara. Sen hiç zahmet etme ya, ben ilgilenirim. Eyvallah. Başka bir şey yoksa ben çıkıyorum. Tamamdır. Bana bak, dükkan sana emanet. Hadi eyvallah. Eyvallah. Anne. Efendim. Nasılsın? Kızgınım. Neredesin? Evdeyim. Ha, annen? Bilmiyorum. Dışarı çıkmış. Peki ben sana gelsem, sana sarılsam, özür dilesem, barışır mıyız? Tamam. Ama bir şartla. Neymiş o? Çok açım. Tamam, ben yemek yaparım sana. Tamam o zaman. Yarım saat sonra falan gel. Duşa gireceğim, kapıyı duymayabilirim. Benim anahtarım var, sen vermiştin. Tamam. Ha. Yalnız karnıyarıkla pilav istiyorum. Yapabilecek misin? Sen merak etme, ben yaparım. Bitmedi mi hala? Yok. Tamam hadi bırak, gidebilirsin artık evine. Bunlar bitsin. Yok yok, tamam, geç oldu ya saat. Seyfi de gitti, kimse yok. Gidebilirsin artık. Ne oldu? Seyfi bir şey mi dedin? Yok. Ben bu gece, yani izin verirsen burada kalabilir miyim? Bir köşede kıvrılıp yatarım. Kimse anlamaz. İyi de neden? Ev sahibim. Pavyonda çalıştığımı öğrenmiş. Sabahın köründe kapıya dayandı. Gerçi her zaman dayanıyor. Bunu da duyunca aklımı kullanırsam rahat edermişim. Kirayı ödememe gerek yokmuş. Anlarsın işte. Hayır deyince de çık o zaman dedi. Sadece bu gece kalsam yeter. Yarın kendime bir yer bulurum. Olmaz. Zaten burada yatacak yer de yok. Ne olur izin ver. Kalacak başka yerim yok. Olmaz dedim. Hadi yürü. Buyursunlar efendim. Montunuzu alayım ben. Şöyle. Şurası sizin yeriniz. Film mi izleyeceğiz? Aynen öyle. Yine 80'lerden devam ediyoruz. Ama bu akşam gülmüyoruz, salya sümük ağlıyoruz. Efendim? Otursana. Birazdan izleyeceğimiz film 1986 yapımı. Başrollerini Küçük Emrah, Çeçilya Dayan ve Ahmet Mekin'in paylaştığı muazzam bir hicran kuyusudur. Bu filmi izleyip de ağlamayacak insan yoktur. İyi, hadi bakalım. Sen ağlamaya hazırsın galiba. Yok. Işığı kapatsana. Afrika'daki açları büyük devletler düşünsün. Silah satmak için harfler çıkartanlar düşünsün. Öyle.
Neden getirdin beni buraya? Pavyonda kalma diye. Kimin evi burası? Senin mi? Evet. Tahmin etmiştim. İstemez. Ben kendime kalacak bir yer bulurum. Ya bir dakika dur. Allah Allah. Al şu anahtarı. Girişte hemen soldaki daire. 2 numara, tamam mı? Gir, arkadan kapıyı kilitle. Yukarıdan da zinciri tak. Mışıl mışıl uyu ondan sonra. Sen ne yapacaksın? Ben başımın çaresine bakarım. Hadi iyi geceler. İzlemedin mi filmi? Yo, izliyorum işte. Durdurayım mı? Hoşça kal Hülya. Hoş geldin Aslı. Güven. Efendim. Gelsene buraya. Tamam geliyorum. Ne yapıyorsun sen burada? Aslı dur. Ne oldu, istemiyor musun beni? İstiyorum ama. Tamam o zaman hadi soyun. Aslı dur, ne yapıyorsun? Sevgili olmak istemiyor musun benimle? Sevişmek istemiyor musun? Hayır. Yani şu anda değil, burada değil. Aslı sen benim için özelsin. Ama ben senin için değilim. Hatta sıradanım. Öncekilerden hiçbir farkım yok. Oğuz kadar bile değilim. Ben sana ne yaptım ya? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Kat kat lezzet 25 dakikada 4.